Efendim iyi akşamlar. Incel Uluç'la baş başayız. Her zaman olduğu gibi size keyifli bir 45 dakika vaat ediyoruz. Incel abi hoş geldiniz. Baş başa değiliz sevgili Ender. Burada bir çarşı görüyorsun. Çarşı var. Minnoş nerede Incel abi? Akşam altı attı ya Beşiktaş. Caner gelip bu şeyi kurar kurmaz, sistemi kurar kurmaz hemen geldi kucağıma girdi yayına girsin diye. Kasım kasım kasılacak. Burada... Onun için... Baş başa olduğumuzu söyleyemem. Kusura burada, bakma. Burada var bir şey. Ve gayet keyifli yani. Hiç kıpırdamaz orada. Valla arabacıların arasında kaldım. Nasıl tarafsız olacağım bilemiyorum. Peki. Hıncal abi. Futboldan nefret ediyorum diyerek uzunca bir yazı kalemi aldınız bu hafta. Yarısını yazabildim ancak. Evet. Sonra dediniz ki nefretin 3 öncelikli sebebi diyeyim. Başka sebepler de sıralayacaksınız evet. Anladım ama. Evet. Futbolculara, hakemler ve teknik direktörleri işaret ettiniz. Yani hani belki bindiğimiz dalı kesiyoruz bilemiyorum ama ne oldu da hayatımız futbolken bu sevgi nefrete dönüştü? Şimdi bunun iki sebebi var. Önemli sebebi yani genel anlamda söylüyorum. Bizim gibi futbol meraklıları değil. Genel anlamda bu pandemi yüzünden Türk halkı eve mahkum olunca ekran birden öne çıktı. O zaman ister istemez maç seyretmeyenler de evdeki maç isteyen gençlerin hatırı için seyretmeye başladılar. Yani bir pandemi artışı oldu. Her yer, sokaklarda her şey azalırken ekran şeyi arttı. İlgisi arttı ve böyle bir pandemi reytingi geldi futbol. O zaman tabii futbolu bilip de pek fazla ilgilenmeyenler, ara ara bakanlar bize şüpheyle bakmaya başladılar. Bu mu bunları bu kadar meşgul eden şey? Bu ne rezalet? Yani ekranda hele o son iki haftadır hemen hemen her gün saat 1:30'da başlıyor. 4'te bir maç, hatta 2 maç, hatta 3 maç. 7'de bir maç, 2 maç. Bir günde 8 maç seyrettiğimiz bile oldu. Yani dönerek oradan oraya birinden sıkılıyorlar. Ama yani maç seyretmiyoruz Ender. Maç seyretmiyoruz. Yani her şeyiyle, ekranda gördüğün ve duyduğun her şeyiyle çok kötü. Futbolcu sahtekar. Teknik direktörünün kafasında bir fikir var. Yenilmemek. Türk medyasının icat ettiği muhteşem bir laf var ya, yenemiyorsan yenilme. Şimdi adam daha pazartesi günü, diyelim ki yani hafta sonu maç oynayacak, cumartesi günü. Pazartesi günü karar veriyor ki ben bu haftaki rakibimi yenemem. İsterse rakibi ligin sonuncusu olsun. Ve yenilmeme üzerine kuruyor oyunu. Yenilmeme üzerine kuruyor. Yenilmeme oyununun bir numaralı şeyi, taktiği rakibi oynatmamaktır. Oynamak değil. Sahaya çıkan iki takım da karşılıklı rakibi oynatmamış için çıkınca ben hangi oyunu seyredeceğim? Sahaya çıkan futbolcu teknik direktöründen beter. Bir sahtekarlık modası başladı Türkiye'de. Yanından hızlı birisi geçsin ya ayağıma basıldı yere atıyor kendini yere atılıp da böyle bir de yerlere dönmeye açıdan dönüp taklalar atıp çığlık atar. Ah diye öyle bir çığlık atıyor ki zannediyorsun ki adamın o iki kemiği birden kırıldı. Erkeklik de ölmüş ya. Yani. Erkeklik de ölmüş. Erkek adam öyle varmaz ya. İnanılır gibi değil. Bir felaket dün akşam bizdeki şeyler bitti, başlar bitti.
televizyonda bir şeyler seyrettim. Sonra yatmaya yakın bir kanalda karşıma şey çıktı. Manchester United, Manchester City maçı. 30. dakikaya gelmiş. İngiltere Lig Kupası yarı final maçı. Yani ya Herro ya Merro, kazanan finale kalacak, kaybeden elenecek. Böyle bir maç. Rakipler kim? Dünyanın en ünlü Manchester derbilerinden biri. Manchester derbisinin rakipleri. Manchester City, Manchester United. Yani İstanbul'da Galatasaray, Fener neyse Manchester'da ve İngiliz liginde o. En büyük derbilerden biri. Haftayıma kadar böyle dikkatle seyrettim. Hücum eden Manchester City oyuncu 18'e girerken düştü bir kere ve düşer düşmez de fırladı ayağa, oyuna devam etti. Ne hakeme dönmek, bağırmak, penaltı işareti yapmak, ne böyle elini yerlere vurarak dövünmek, ne çığlık atmak. İnanılır gibi. Yani bu futbolu icat eden İngilizlerin oynadığı oyun. Bir anekdot nakledeyim sana. 1869'da o zaman futbol kurallarını İngiltere'deki 4 federasyon kuruyor. İngiltere, İskoçya, İrlanda, Galler. İrlanda Federasyonu galiba bir teklifte bulun. Diyor ki 18'in içinde 18 pas, 18'in içinde gole giden birisi düşürülürse penaltı cezası. Penaltı zaten ceza demek. Penaltı verilip 12 adımdan kaleciyle karşı karşıya serbest vuruş. İngiliz Federasyonu Başkanı temsilcisi toplantı. Ne yani diyor sayın meslektaş. Siz bir İngiliz centilmeninin gole giden rakibini bile bile düşüreceğini mi iddia ediyorsunuz? Bak, gülümsediğini görüyorum. Çevredenler de, izleyenler de gülümsüyor. O toplantıda penaltı kuralı kabul edilmiyor. Uğraşıyorlar, didiniyorlar. 2 sene sonra girebiliyor penaltı ancak futbol kuralı. O İngiliz centilmeni işte bugün hala kendini yerlere atıp ah diye çığlıklar atmıyor. Yerde 4 takla atıp ellerini yere vurmuyor. Ya da kafaya çıkılan hemen hemen her topta topa vuramayan elini yüzüne kapayıp kendini yere atmıyor. Böyle bir iğrenç futbolun nefret etmezsin de ne yaparsın hem? Hayır. Bir ümidin olursa etmezsin. Birisi bu işe müdahale edecek. Müdahale edecekler kimler? 1. 4. güç medya. 3 tane güç var anayasal. Yasama, yürütme, yargı. 4. güç medyanın görevi de bu ilk üçünü denetlemek. Benim medya denetlemiyor. Umurunda değil. Şu sahtekarlığa karşı, bu iğrençliğe karşı, bu futbolu öldürmeye, yok etmeye karşı savaş açan bir tane gazete var mı Türkiye'de? Benim gibi 1-2 köşe yazarı köşelerinde yazıyorlar. Ama bu şey umurunda değil köşe yazarları kimsenin.
Ben sahtekar diyorum. Daha mahkemedeyim şimdi. Savcı da kabul ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede 6222 sayılı şiddet yasası var, mücadele yasası var. Bunun özel savcıları var. Hele şu son zamanlarda kulüplerin başkanları, yöneticileri, futbolcuları, teknik direktörleri bu şiddet yasasını her konuşmalarında en az 10 kere ihlal ediyorlar. Bir tane dava açılmadı. Bir tane basın savcısı görevli, 6222 ile görevli özel savcı dava açmadı. Oysa PFDK'nın ceza verdiği yöneticiler için dahi dava açması ve 6222'nin uygulanması lazım. Bu ne demek? Fatih Terim maç saatinde gidip karakola imza verecek demek. Ali Koç maç saatinde gidip karakola imza verecek demek. Ya da Mustafa Cengiz ya da Ahmet Nur Çebi. Hani nerede savcılar? Hani nerede bunları söyleyip yazan gazeteciler? Hepsi tıs. Hepsi tıs. O zaman benim düzelme ümidim nerede söyler misin sevgili Ender? Bu işler üzerine. Ha bir de gelelim esas güçlere. Yasama. Türkiye Futbol Federasyonu kuralları koyan ve yürüten kurum. Kuruluşlarıyla. Seyrediyor. Seyrediyor. Bu sahtekarlığı her maçta onlarca, yirmilerce işlenen ve futbolun oynanmasını önleyen, oyun kurulmasını, seyre değer oyun kurulmasını önleyen sahtekarlığı seyrediyor. Bir tane daha söyleyeyim mesela. Korner oluyor, iki stoper de gidiyorlar öbür tarafa. Kafa vurmaya. Hop yere. Savunma topu kesiyor. Kontra atağa çıkacak. Tak orada taktik faali yapıyor stoper. Çünkü yeri boş. Orada birini indiriyor. Sadece faul veriyor hakem. O faulün futbolu öldürmek, katletmek, kontra atağı önlemek için yapıldığını bile bile sarı kart göstermiyor. Gösteremez. Hele Galatasaray, Fener, Beşiktaş stoperleri de katiyen gösteremez. Bir de bu giden stoperler kendilerini yere atıyorlar. Kafaya çıkarken itilmiş, kakılmış, tutulmuş gibi penaltı kazanmak için. Yani maç bitiyor. Şöyle bir gözümü kapıyorum. Gözümün önünde sadece sahtekarlıklar ve bu sahtekarlıkları iki seneden beri neredeyse hiçbir şey yapmadan seyreden bir hayalet futbol federasyonu. Hayalet. Türk futbolunu yönetmekle görevli federasyon. Bu görevi ona kim verdi? Ben verdim. Türk halkı verdik. Benim futbol seyretme haklarımı savun diye verdik. Görev verdik ona. Kim atadı, kim gönderdi, kim seçti önemli değil. Bir özel kurum halkın görevlisidir. Onların paralarını da ben ödüyorum. Benim paralarımdan ödeniyor onların hepsi. Maça gidiyorum, bilet parası ödüyorum. Televizyon seyrediyorum, yayın hakkı parası ödüyorum. Maaşlarını benden alıyorlar. Hem o sahtekar futbolcu benden alıyor maaşını, hem o sahtekarlığa göz yuman hakem benden alıyor maaşını, hem de bütün bunları sadece seyreden federasyon benden alıyor maaşını. Bunu söyleyen bir tane gazeteci var mı? Bir tane gazete var bunun kampanyasını yapan. Kötü Belhanda'nın kampanyasını yapıyorlar. Galatasaray 4-3 kaybetmiş şeye karşı, Konya'ya karşı. Hürriyet'in de sabahında maç sayfasının göbeğinde Belhanda'nın resmi var. Maçı kazanan Konya yok.
Maçı kazanan hoca yok. Maçı kazanan oyuncular yok. Kaybeden var ve kaybedenin kaybetmesine sebep olan en kötü oyuncu var. Belhanda. Neden? Neden? Niye yazdım? Hadi cevap versin bana. Soru sordum İsmen. Mehmet Aslan kardeşim, Murat Özbostan kardeşim lütfen cevap verin dedim. İkinizin birden Galatasaray'ın kaybettiği bir gün göbeğe Belhanda'nın resmini koyması tesadüf mü dedim. Ben niye koyduğunuzu biliyorum dedi. Neyi kastettiğimi de biliyorlar. İkisinin de elinde dörtler tane spor sayfası var. İki satır yaz bakalım. Uncal abi şunun için koyduk diye. Sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Belhanda'yı satacağını zannediyor. Gülerim sana Mustafa Cengiz. Satamazsın. Sen satış listesine koydum dediğin gün adam gidip Florya'da bahçeli villa alıyor ve ben Türkiye'de yaşayacağım diyor. Kimden garanti alıyor? Sen Mustafa Cengiz'i aldırma, onun hükmü geçmez bu kulüpte. Benim sözüm geçer deyip Belhanda'ya arka çıkan kim? Peki o zaman tam o noktada bugün, şunu söyleyeyim. Bugünkü gazetede ya okuyorum. Yani konuşurken çıldırıyorum ya. Konya maçında takımın en kötüsüydü ya, takımı adeta sattı ya Belhanda. Niye kötü oynuyormuş biliyor musunuz? Okuduğum habere göre imzasını da atmış, adını vermeyeyim. Efendim 6 ay sonra sözleşmesi bitiyor. Belhanda sözleşmenin uzatılmasını istedi. Hala uzatılmamış. Galatasaray başkanına ve yönetimine ders olsun diye oynamamış. O gazeteciye bu haberi kim yazdırıyor? Yazdırıyor diyorum bak. Belhanda'nın resmini göbeğe kim koyduruyorsa o. Peki. Sen bana diyorsun ki Öncal abi kızma. Vallahi çarşı bile korktu kaçtı ya. Siz madem Galatasaray'dan açıldı, oradan devam edelim. 3 günde 5 puan kaybetti çünkü Galatasaray ve siz başka bir şeye vurgu yaptınız orada. Dediniz ki bu takım senin için oynamaz. Neden Fatih Terim için oynamaz Galatasaray? Çünkü Fatih Terim için oynayacak adam bırakmadı Türkiye'de. Kısa özet, her defa kaç defa söyledim. 2016'da hezimete uğradı ve milli takım hocalığından kovuldu Fatih Terim. Ve bütün kabahati Türk futbolcularda, Türklerde buldu. Ben masum, onlar beni sattı dedi. Ve Galatasaray'daki bütün Türkleri bir anda sildi. Takımın kaptanı, lideri Selçuk Baştaş'ın diğerinde oturuyor, göstermelik. Oturtuyor göğe, ne işe yarıyorsa. Ve ondan sonra yedeklerine varıncaya kadar milli marşı söyleyen bir kişisi olmayan bir Galatasaray sahaya çıkardı. O Galatasaray niye kuruldu? Galatasaray Lisesi'nin avlularında, sınıflarında İstanbul'u işgal eden yabancıların kurdukları göstermelik takımları orada Türk mahalle takımlarıyla oynuyorlar, yeniyorlar. Onlara ders vermek. Yabancı takımları yenmek için. Ali Sami Yen Bey öyle demişti değil mi? Yabancıları yenmek için kurulan Galatasaray'da bir tane Türk kalmadı. İşgalcilerle doldu. Futbolcularla değil. Kızıyorduk, dalga geçiyorduk biz Ünal Aysal'la. Çok özür dilerim Sayın Başkanım. Sen bir hazineymişsin, kıymetini anlamadık ya. Sen çilek getiriyordun derdin, gülerdin ama sen Drogba'yı getirdin, Schneider'i getirirdin. Fatih Terim'in getirdiklerine bak. Hangisi bugün Galatasaray'dan gitse üzülürsün? Belki Falcao, o da oynamıyor zaten. Geri kalanını bedava versen kim alır? Ama Fatih Terim geldiğinde Türk milli takımının nüvesiydi Galatasaray. Onların hepsini yok etti. Sattı, attı, oynatmadı.
şimdi bu haftaki şeyde gazetelerde şeyin Emre Akbaba'nın ve Ömer Bayram'ın beklenmedik derecede kötü oldukları yazıyor. Belhanda başka yabancıların değil, iki Türk'ün kötü olduklarını yazıyor gazeteler. Aynı merkezden aldıkları talimatsa. Ama bu yazmaları bir itiraf. İşte oradan çıkarak bu takım senin için oynamaz diyor. Çünkü Ömer de biliyor ki, Emre Akbaba da biliyor ki takımda 7 eksik var diye Fatih onları mecburen oynattı. Yarın onlar iyileşirlerse, mesela Feghouli gelirse hadi bakalım oynasınlar. Şimdi senin kafanda bu olursa, futbolcu olarak, ya ben bugün harikalar yaratsam bile gelecek maç 3 kişinin cezası bitecek, ben gene kenardayım. Ben gene kulübedeyim. Gene böyle bir şey olacak. 7 kişi sakatlana ki ben oyuna gireyim. Trabzon maçının yıldızıydı. Maç çeviren adamdı Ömer girdikten sonra. Bütün gazeteler yazdı. Ondan sonraki ilk maçta neredeydi Ömer? Gene kulübede. Çünkü yerine oynadı, adam iyileşti. Bunu bilen futbolcu, o adam için, o hoca için ayağını sokar mı? Hepsi gitmeyi düşünüyorlar şimdi. Akılları varsa da giderler. Çünkü Fatih kaldığı sürece onlara yer yok. Peki o zaman futbolcuların beraber olmaktan keyif aldıkları ve bunu hem söylemlerine hem de vücut dillerine yansıttıkları bir hocaya, Sergen Yalçın tarafına geçelim ki Beşiktaş böyle bir sıkı takımdaşlık ortamında 5 maçta 16 gol attı, gol yemedi. Ama önemli olan başka bir şey var. Hoca ile oyuncular arasındaki iletişimin çok doğru yürüdüğü gözlemleniyor sanki. Şimdi üretkenlik olarak da bir yukarı doğru evrilme var. Sergen Yalçın doğru yolda mı bu anlamda, yoksa bu uzun maraton daha konuşmak için erken mi? Efendim, Sergen merdivenlerden çıkıyor. Merdiven derken hocalarını kastetmiyor. Büyük takım hocalarını kastediyor. Yani Kasımpaşa'yla, Konya'da, efendim Erzurum'da hocalık yapmakla Beşiktaş'ta hocalık yapmak farklı. Bir defa öyle bir taraftar baskısı, öyle bir sosyal medya baskısı var ki en ufak hatanda, hata dediğim yani kötü sonuçta, bunların hepsi skorcu çünkü. Sosyal medyada, bizim medyada skora göre yapar değerlendirmesi. Skora göre. Bak şimdi, dün geceden konuşalım. 6-0 dediğim gibi. Şimdi bu maçı seyretmeyen, görmeyen bir arkadaşım var şeyde. New York'ta yaşıyor. Telefon etti. Ender nedir maç dedi. 6-0 yendi Beşiktaş dedi. Ne düşünür o arkadaşı? Vay be. Ne oynamış. Doğru. Tabela öyle. Bizim medyada zaten tabela yazarı, skor yazarı. Ve bizim medya sadece 3 takım için. Ama bu sırayla 3 takım için. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için yayınlanır. Fenerbahçe, Galatasaray her zaman ezildiği rakipler daha büyük. Rating daha büyük tiraj olduğu için ilk planda olur. Beşiktaş itilir, biraz kenarda kalır. İşte ellerine fırsat geçti. 6-0. Oo, öyle bir Beşiktaş sayfası yapalım ki
Çarşı ayağa kalksın, Beşiktaş camiası ayağa kalksın. Vay be bak bunlar Beşiktaş'ta yazarlarmış desinler. Kafa bu olduğu için maçın gerçek değerlendirmesini satır aralarında birkaç kişi ima ederek geçirebilir. Şimdi 6 tane gol diyoruz değil mi? Bu 6 golün birincisi güzel. Altıncısı muhteşem. Yani altıncısı yılın en güzel gollerinden biri değil. 2021'i kastediyorsak birincisi zaten. Yanına yaklaşan gol olan. 2020'yi kastediyorsak yılın en güzel gollerinden biri. Yabancı ligler dahil. Benim izlediğim. Öyle muhteşem bir gol. Ama geri kalan 4 golün 3'ünün pasını Rize Sporlular. Asistanlar Rize. Dördüncü de Rize'nin savunmasının büyük hatası. 6 golün 4'ü. Buna karşılık Rize kaç tane pozisyona girdi? En az altı. Sergen dahil isteyen herkes de maçı oturup seyretmeye hazır. Ama Galata Beşiktaş'taki usta ayaklar Rize'de olmadığı için olsaydı mesela Boldrin, olsaydı mesela Umar Aminu, o altı pozisyon ne olurdu bilmiyorum. Erman da yazmış devre 3-3 bitebilirdi diye. Yani ben kaçı dakikada 3-3 olabilirdi. 3-3 de olurdu, Galatasaray gibi 4-3 de olur. Ama bunu gazete yazılarında göremiyorsun. Erman'ın yazısında oldum. Bu Erman'ın fikri. Hıncalı yazı. Bu Hıncalı fikri. O Ömer Üründür'ün fikri. Bu Uğur Meleke'nin fikri. Gazetenin fikri yok. Gazetenin fikri yok. Paralel yayıncı kuruluşun da fikri yok. Bütün maçı seyrediyorum. Yayıncı kuruluş fikrini söylemekten ödü patlayan bir kuruluş. Maçı da doğru dürüst anlatmıyorlar zaten. Orta, kafa şutu, muhteşem kurtarış. Muhteşem kurtarışı yapanın adını biliyor, kaleci çünkü. Ama ortayı yapan kim belli değil. Kafa şutunu vuran kim belli değil. Ben soruyorum ya, kim attı kafayı diye burada 3-4 arkadaş basit seyrediyoruz. O sırada yavaş çekim giriyor. Yavaş çekimde Allah sizi inandırsın. Spiker'in lafı aynı. Orta, kafa şutu. Gene ne ortalayanın adı var, ne kafa şutunu atanın. Oysa televizyon spikerinin görevi benim gördüğümü bana anlatmak değil. Ben dangalak değilim. Kör de değilim, görüyorum. Kafa orta yapıldığını, kafa şutu atıldığını da görüyorum. Benim göremediğim şey, hele bugünkü o iğrenç sistemde üste reklam koydular. Alta isimler yazdılar. Benim hayalet kukla federasyonum onu bile değiştiremedi. Avrupa maçlarına, Avrupa'da oynayan bütün takımlar üste isimlerle çıkıyorlar. Sıkı mı? UEFA var orada, otorite var. Türkiye'de otorite yok. Türkiye'de bildikleri gibi çıkıyorlar. İğrenç formalar, reklam iyi görünsün diye. Ben de reklam seyrediyorum, onun için açıyorum zaten televizyon. Neden böyle? Çünkü bütün iyi spikerleri gönderdiler. Geçen gün haber diye okudum, öyle öğrendim. Benim en tanıdığım, en yakındı kurduğum, en sevdiğim iki adam rakibe gitmişti. Esmart'a gitmişti Jitürk'ten. Öbürleri de gitmiştir. Bunlar geçen sene hani siz de spiker olabilirsiniz diye 15 yaşında çocuklara şey yapıyorlar diye sınava alıyorlar diye herhalde oradan ucuz adamlar buldular. Orta şut, kafa şutu diyen adam kendini spiker zannediyor. Bu adam bir de yorum yapmaya kalkar mı? Niye diyemiyor? Yavaş çekimde görüyorsunuz adamın yüzüne temas yok. Adam yerde yüzünü örtmüş yatıyor. Niye diyemiyor? Dese kovarlar çünkü ondan. Erman'ı niye kovdun dişidir? Türkiye'yi bu hale getirdiler hayat.
Türkiye'yi bu hale getirdiler. Federasyonun, seyirci, yayıncı kuruluşun rezalet, medyan susmuş, oturmuş. Ben de futboldan nefret ediyorum. Peki, biraz... Ha, şimdi, yani Beşiktaş, üç büyükler içinde, bu Beşiktaş'ın hocası. Bu merdivenleri en iyi tırmanan adam. Galatasaray'ın hocası merdivenin tepe taklak düşmüş. O yok. Ondan artık hayır gelmez. Çünkü inadı var. Vazgeçilmez inadı var. Ben size bütün bu dediklerinizi yedireceğim. Çünkü görüyor rakip bakip doğru dürüst futbol oynayan takım yok. Birinciyle sonuncu oynuyor. Böyle maç ortalarda devam ediyor. Seyrediyoruz haftalardan beri. Ben bu ligi şampiyon bitirirsem o basındaki adamlar da var ya, emredersin Fatih Hocam diyenler, ne sayfalar ne destanlar hazırlayacaklar. Biz de yemiş olacağız dediklerimiz. Onun için Fatih Terim benim hoca tasvirimde değil artık. Ama geri kalanlar içinde büyük olanlar ve büyükler sırasına gelenler içinde Trabzon, Başakşehir dahil merdivenleri en iyi tırmanan sergi. Çünkü futbolcunun ruhundan anlıyor. Bunun bir örneğini dün geceki maçta yaşadık. Beşiktaş galibiyeti garantilediği zaman bir sürü oynatmadığı oyuncuyu sahaya sürdü. Bundan sonra dönmez nasıl olsa diye. 15 dakika, 20 dakika. Lerini çıkarttı. Niye? Çünkü futbolcu ruhunu biliyor. Larin Beşiktaş 4-0 galip durumda olsa da çıksa da gene kırılacak. Hocam ben hat-trick yapacaktım. Hat-trick yapmak futbolda önemli bir şeydir. Yazar. Kitaplara yazar hat-trick. Böylece onu da yaptı, dördü de attı. Rakip de şey yapmış. Bırakmış savunmanın yerini. Bütün gücüyle hücum ediyor. Bomboş. Benim hat-trick oynamamı, yapmamı niye engelledin? Diyeceğiniz Sergen biliyor. Sergen'e evet. En büyük notu o an verdim. Larin'i çıkarmadı. İşte bu. Bu nüansları bileceksin. Bu incelikleri bileceksin. Kendini o futbolcunun yerine koyacaksın. Bomboş bir rakip savunma. Hemen hemen her hücumda gol pozisyonuna giriyorsun. İki gol atmışsın. Hat-trick'i her an yapabilirsin. Kenardan numaran kalkıyor. Üzülmemene imkan var mı? Futbolcuysan buna üzülürsün. Hangi takımın futbolcusu olursan ol üzülürsün. İşte o yüzden Fatih Sergen Terim, bir adım önde diyorsunuz. Fatih Terim de bunun onda biri olsa Sergen'in. Galatasaray futbolcusu tam tersini düşünüyor işte. Bu adam beni oynatmaz. Bu beş para etmez, yabancıları olduğu sürece ben bu takıma giremem diyor futbolcu. Peki, şimdi malum transfer dönemi. Dolayısıyla Şubat ayına kadar transfer haberlerinin ardı arkası kesilmeyecek. Bugün bir haber okudum. Evet. Nasıl mutlu oldum bilemezsin. Yani inşallah gerçekleştirirler. Yürekten ama canı yürekten teşekkür ediyorum Fenerbahçe yönetimine. Daha transferin başladığı gün Mesut Özil'le görüştükleri iş. Onu soracaktım size ben de. Siz ağzımdan aldınız. Bu Mesut Özil Avrupa'daki Goya demokrasinin, Goya eşitliğin, Goya kardeşliğin ne kadar bir palavra olduğunu ortaya koyan adam. Amerika'daki demokrasinin nasıl palavra olduğunu dün gece gördüm.
yaşadık. Ya. Bunların hepsi göstermelik. Mesut Özil bir Türk çocuğu. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bir numaralı adamı. Bu Türk çocuğunun o adama yakınlık göstermesi Almanya'da, İngiltere'de linç edilmesi sebep olur mu? Uygur Türkleriyle ilgili mesajından dolayı Çin kızacak diye Arsenal bir anda Mesut Özil'i kenarda bıraktı. Evet. Ve bu Mesut Özil'e anında İstanbul'u işgal ettiklerinde o donanmanın takımını mağlup ederek donanma komutanı, işgal kuvvetleri komutanı Harrington'ın adını taşıyan kupayı alan Fenerbahçe el koydu. O İngilizler bir tokadı da Mesut'tan yediler. Onun için Fenerbahçe'ye teşekkürüm, tebriğim, kutlamam sonsuz. Sonsuz. Yani üstelik de Fenerbahçe'nin sıkıntıları, finansal fair play sıkıntıları falanları filanları da biliniyor. Acun'un Ilıcalı kardeşime de teşekkür ederim. Sponsorluğunu o almış. Bu ne demek biliyor musun? Siz Mesut'u alın, gerisini bana bırakın demiş Acun. Acun'u da alnından öpüyorum. Evet. Bir rüyanın gerçekleşmesi olacak bir yandan da Mesut Özil transferi bakalım. Ama sizin vurguladığınız noktada bence en az saha içi faktörler kadar önemli. Şimdi ben Almanya'ya alnım açık giderim. İngiltere'ye de alnım açık giderim. Orada yaşayan Türkleri düşün bir de. Mesut'un gördüğü bu mahalleden sonra orada yaşayan Alman vatandaşı, İngiliz vatandaşı, Fransız vatandaşı Türkleri düşün. Onlara verdiği morali düşün. Mesut. Bizim sahiplerimiz var ana vatanımızda. İşte bu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Öyle. Şimdi aslında tam finallikti bu. Ama biraz daha vaktimiz var. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde böyle 1-0, 1-0 puanları topluyor. Oldu 26. Bu biraz da belki takviyeler de gündeme gelecek. Ben de bu yarışta varım deme noktasına getirir mi Trabzonspor'u? Yoksa bunlar gelecek senenin yatırımları mı? Ne düşünüyorsunuz? Efendim Türkiye'deki futbolun kalitesini ben sana soruyorum şu anda. 10 üzerinden kaç verirsin? 4. 10 üzerinden 4 olan bir futbolda birinci olmanla 17. olman arasında pek fazla büyük bir fark yok. Bir ufak şey. Hakeme yutturulan bir sahtekarlık. Dizayn edilen organizasyon her şeyi değiştirir. Yani Trabzon'un adı Türkiye'de kimse tarafından bilinmezken Özkan Sümer de ışıklar içinde yatsın. Bu kitaba teşekkür ederim. Çok istiyordum sahip olmayı. Senin aracılığından İhsan Öksüz kardeşim bana göndermiş. Özkan Sümer'le Ahmet Suat'ın Trabzonlu ezber sayardık biz. Biz derken bütün Anadolu'daki ortaokul, lise öğrencilerini de kastediyorum. O Trabzon, büyük Trabzon. Türkiye'de futbol 10 üzerinden 7-8 düzeyinde oynanırken şampiyon olan atsız takımın adlarını ezberleten futbolcuları büyüktü. Adnan Süvari'nin Göztepe'sinin büyük olduğu gibi. Evet.
büyük ligde büyüklüğü konuşalım. Abla Avcı gitti. Orada şimdilik iyi gidiyor. Ama Trabzon'un oynadığı futbol, aman bu gece Trabzon'un maçı var, ben kaçırmayayım diye içimde bir heves yok. Hiçbir işin yok. Peki, iki hakeme geçtiğimiz haftadan bu haftaya yansıyan bu yoğun futbol mesaisinde VAR'daki idarelerinden dolayı hafta içinde almaları gereken karşılaşma verilmedi. Koray Gençerler'le Atilla Karaoğlan, yani biri Erzurum Gaziantep, diğeri Galatasaray Antalya maçının VAR görevlileriydi. Ve meğer ki ilk kez bu kadar proaktif davrandı. Aslında belki olması gereken bir şeyi yaptı ama çok rastlamadığımız için ya çok iyi falan dedik biz. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Bunu da toparlayalım. Yani Ender'cim, Galatasaray Antalya maçının kimdi? Koray Gençerler, Gençerler. Atilla Karaoğlan. Atilla Karaoğlan. Yani ipin ucunu öyle kaçırdı ki orada. İpin ucunu öyle kaçırdı ki orada artık tutar tarafı kaldı. Öbürü de öyle. Yani Futbol Federasyonu'nun da artık tahammül mülkünü yıktı dediği an. Yoksa bu Futbol Federasyonu bu tür yanlışları yapanları cezalandırmaya kalksa Türkiye'de hakem kalmaz ya da hepsi yola gelirler. Hepsi yola gelirler. Türkiye'de bizim kadar duran maç, dünyada bizim kadar duran maç yok. Çünkü zart habire dürük çalıyor. Sonra topun oyunda kaldığı süre 50 dakika. 50 dakika ama 30 saniyelere bölünmüş. 30 saniye hadi oyun kur bakalım. Şöyle bir 2 dakika 3 dakika oynansın ki birisi bir şey yapsın. Taktik gösterisi yapsın. Hayır. Düt. 30 saniye sonra düt. 30 saniye sonra düt. Ne zaman maç oynanacak? Hakemler düdük çaldıkları zaman başlarının derde girmeyeceğini biliyorlar. Oyun katli olmuş, cinayet, futbol bitmiş, onlar umurunda değil. Federasyon da bu hakemleri seyrediyor. Şimdi iki tane kurban seçmişler. Adam gibi bir merkez hakem komitesi olsa, o merkez hakem komitesinin arkasında duran bir federasyon olsa, Zekeriya Alp'i nasıl yediler? Bilmiyor mu Serdar Tatlı? Duran bir federasyon olsa Türkiye'deki futbol da Manchester City, Manchester United maçı gibi oynanır. Çünkü futbolda düdüğün esas sebebi, kartın esas sebebi kasıttır. Kasıt. Kurala bağlamışlar. Efendim el şu kadar açıksa penaltı, el bu kadar açık değilse penaltı değil. Şuraya vurursa normal, buraya vurursa penaltı. Bunun yorumları herkese göre değişiyor. Oraya mı vurdu, buraya mı vurdu? Hakemler istedikleri gibi dizayn ediyorlar maçı. Kasıt var mı? O el niye açıktı? O top niye oraya geldi? Adam topu kesmek için mi yaptı bu hareketi? Yoksa kolunu yok edecek hali yok. Kafaya çıkan adam elleri böyle aşağıda yapışık kafaya çıkmaz. Kuş nasıl uçuyor? Niye kanatları açık uçuyor? Kaparsa kanatları ne olur uçabilir mi? Güm diye çakılır ya. Güç almak vardır zıplamaya. Bunun için yaparken hareketini birinin yüzüne elin değmesi başka. Adamın suratına şırak diye tokat atıp adamı yere yıkmanın cezası başka. Birinde kasıt yok, birinde kasıt var. İkincisi suç. Düdük, sarı kart. Hatta çok şiddetliyse o tokat kırmızı karttı orada. Ama bizde öyle değil. Adam temas etmese bile yüzünü tut yere yat,
ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Ben bir sarı kart göstereyim. Neden? Çünkü sarı kartın VAR'a çağrılması yok. Sarı kartın VAR'a çağrılması yok. Yan hakem offside'ı görüyor ama emin değil. Sonuna kadar pozisyonun bekliyor. Gol olursa kaldırıyor bayrağı. Golü iptal eden VAR değil. Spikerler öyle anlatıyorlar. Hayır. Yan hakem diyor ki VAR'a bakın. Ben bundan şüpheliyim. Emin olduğu zaman doğrudan kaldırıyor. Emin olmadığı zaman VAR'a bakın demek o. Sonradan kaldırılan. Nitekim pek çok şeyde de santim farkıyla offside ya da gol veriliyor. Bundan haberi yok. Yazanın da anlatanın da. Efendim hakem penaltıyı vermedi. VAR verdi. Hakem golü vermedi. VAR verdi. Hakem golü verdi. VAR iptal etti. Hayır. Bütün kararları hakem veriyor. Doğru. VAR incelemeye çağırır. En çok. Yok peki. Ama şimdi dese ki Futbol Federasyonu arkadaş bundan böyle sarı kart gerektiren pozisyonlarda VAR'a gidilecektir. Hadi bakalım o sahtekar elini yüzüne vurup da kendini yere atsın. Yüzüne darbeyi almışsa sarı kart rakibine. Almamışsa sarı kart ona. Şimdi o tehlike yok. Şimdi hakeme yutturursa adam sarı kart belki ikinciden kırmızı kart gidiyor. Ya da ilk sarı kartıysa da savunma oyuncusu mesela oyundan düşüyor. Neme lazım çıkmayayım diye rakibine müdahale edemiyor. Her türlü etkisi var. Dokunmuyor. O yutturamazsa hakem görürse devam et diyor. Ona sarı kart gösterdin. Oysa hakemin yetkisi var. Federasyon bu yetkiyi kullandırır. Hakemi aldatmaya teşebbüs sadece penaltı pozisyonu içinde değildir. Taca dışında bile hakemi aldatmaya teşebbüs sarı kart gerektiren suçtur. Kitap var ellerinde. İki tarafın birden el kaldırmadığı bir tek taç bana hatırlıyor musun? O diyor ki ondan çıktı, o diyor ki ondan çıktı. Ondan sonra taştan gelen top gol olunca ortalık birbirine giriyor. İşte o golle Beşiktaş lider çıktı değil mi? Lig bitmiş de olabilirdi, Beşiktaş şampiyon olabilir. Onun için Türkiye Futbol Federasyonu bu sahtekarlığı önleyecek tedbiri muhakkak bulmak ve almak zorunda. Peki. Yoksa en iyi sahtekarlarla sahip olan takım şampiyon olur. Peki Yıncıl abi, ağzınıza sağlık. Bakalım ne zaman daha keyifli şeylerden bahsedebileceğiz. Bugün de sürenin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, size de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.